Evet, herkese merhabalar. Malum ben bireysel emekliliğe acayip önem veriyorum. Hatta bireysel emeklilik şirketleri tarafından fonlanıyorsun diye böyle saldırılar da geliyor. Ama o saldırılara rağmen yine doğru bildiğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bireysel emeklilikte çok faydalı yanlar vardı fakat bazı sorunlu, tam böyle memnun olmadığımız yanlar vardı. Yıllardan beri onunla ilgili ben çok kendimce şikayet veya dilek temenni de bulunuyordum. Neydi o? Daha önce de anlattım. Bireysel emeklilikte paranız birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bir paraya geliyor. Ondan sonra bu paraya ihtiyacınız olduğunda bir ev alacaksınız. Bir arsa alacaksınız. Çocuğunuzu okutacaksınız. O parayı çekemiyordunuz. Yani çekme hakkınız var ama çektiğinizde hepsini bozmanız gerekiyordu. Hepsini bozduğunuzda da 1 milyon liralık mesela biriktirmişsiniz. Çocuğun 300 bin lira ihtiyacı var veya bir hastalık oldu. 100 bin lira ihtiyacınız var. Bütün 1 milyonu bozuyordunuz. Bütün 1 milyonu bozduğunuzda bütün haklarınız gidiyordu. Bütün bir sürü zararı oluyordu. O para elinizde kalıyordu. O parayı harcıyordunuz, çarçur ediyordunuz. Bir sürü riskler vardı. Bunun sisteme, ülkeye ve vatandaşa çok zararı vardı. Nitekim bu şikayetler, dilekler, temenniler bir kısmı en azından kabul gördü ve artık şu çıktı. Yeni dün gece itibariyle Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yanılmıyorsam şu çıktı. Artık bireysel emeklilikteki paranızın 5 şartları var. Şartları söyleyeceğim. Yarısını ihtiyaç halinde çekme durumunuz var. Bunun avantajı ne? Tekrar söylüyorum. Bütün paranızı çekip de hepsini çarçur etmeyeceksiniz. Yani bugün 1 milyonunuz var diyelim. Ve çocuğunuz okula gidecek. 5 yıl eğer, bakın şartları söylüyorum. 5 yıl bu sistemde kaldıysanız ve 5 asgari ücret, yani şu an yaklaşık 67 bin liranın üzerinde bir paranız varsa. Yani 1 milyon da demeyelim. 200 bin liranız var ve 5 yıldır sistemdesiniz. Çocuğunuz için 100 bin lira ihtiyacınız var. O öğrenci diye mesela. Veya evlenecek. Bakın şartları söylüyorum. Evlilik şartı var. Öğrenci ise öğrencilik şartı var. Allah korusun afet şartı var. Bir de ev satın alma şartı var. Bu şartlardan birine haizseniz siz o paranızın hepsini bozmadan o katkıdan, çünkü bir sürü katkı avantajı var. Bir sürü şey var biliyorsunuz, işte 10 yılı geçtiğinizde devletin verdiği katkının %60'ını alıyorsunuz. Başka avantajları var. Bu avantajlardan da zarar görmeden, bütün paranızı çekmek zorunda olmadan, avantajlarınızı kaybetmeden parayı çekme hakkınız çıkıyor. Dolayısıyla ne oluyor? 200 bin liralık bir birikiminiz var. Demin söylediğim gibi o iki şartı doldurdunuz. 5 yıl şartı ve 67 bin liranın üzerinde. Çocuğunuz için paraya ihtiyacınız var. Başvuru yapıyorsunuz. %50'sine kadar parayı sistemi bozmadan, devam ederek, geri kalan haklarınızı kaybetmeden alabiliyorsunuz. Şartları söyleyeceğim şimdi size. Bir tanesi Allah korusun afet şartı. Afete zedeyseniz, afetle ilgili bir durumunuz varsa herhangi bir şarta, şurta şey olmadan bu paranızı alabiliyorsunuz. Eğer afet zede değilseniz, sadece işte evleniyor diye çocuğunuz veya ev satın alacak diye bir iki talebiniz, iki konuda talebiniz varsa 5 yıl şartınız var. 5 yılı geçmişse, 5 yılı geçmişseniz ve bu para yine 67 bin üzerindeyse bunu beyan ederek, şartları beyan ederek %50'sini sistemdeki paranızın alabiliyorsunuz. Eğer çocuğunuz okuyorsa, okul için bir başvuru yapılacaksa, 21 yaş altındaysa, burada 5 yıl şartı değil 4 yıl şartı var. 4 yıl şartında haiz oluyorsunuz ve yine bu şekilde alabiliyorsunuz ve sisteme devam edebiliyorsunuz. Burada sadece bir tane şart var. Diyor ki bunları yaptıktan sonra diyor geri kalan paranla diyor 3 yıl daha sistemden çıkmayacaksın. Bana söz vereceksin, devam edeceksin diyor. Dolayısıyla bence bu çok olumlu bir şey. Neden olumlu tekrar söylüyorum. Bireysel emeklilik fonları zaten çok kazandırıyor. Uzun vadede çok mantıklı bir şey. Özellikle birikim yapamayan vatandaşın çok mantıklı. Ama ben şunu görüyordum kendi arkadaşlarımdan da. Bu kadar güzel olmasına rağmen parasını biriktiriyor, biriktiriyor. 700-800 bin liraya geliyor, 1 milyon liraya geliyor. Ama küçük bir ihtiyacı var. Ya 50 bin lira ihtiyacı var. Adamın 50 bin liralık bir ihtiyacı var. 80 bin liralık ihtiyacı var. Kocaman sistemdeki parayı bozmak zorunda kalıyordu. Ne yapıyordu? O zaman ben şunu tavsiye ediyordum. Bozdunuz mu parayı? 80 bin borcunuzu ödediniz. Geri kalan parayla tekrar bireysel emekliliğe hemen başvurun diyordum. Ama çoğu insan onu yapmıyordu. O para elinde kaldığı zaman işte maalesef insanoğlunun zaafları var. Tırtıklıyorduk o parayı işte. Yok ayakkabı alayım, yok çanta alayım, yok arabamı değiştireyim, yok yazlığımı değiştireyim, yok mobilya takımını değiştireyim. Bitmez bize dertler biliyorsunuz. Kapitalist sistem o parayı senden öyle güzel alıyor ki. Yani dedemin lafı var ya. Para bir kuş, kafesteki kuş gibidir. Kafese koymasan uçar gider. Bireysel emekliliğin güzelliği parayı kafese koyduruyor size. Ve siz öyle kolay kolay çekip şey yapamıyorsunuz. Mesela hisse senedi görüyorsunuz. Çok güzel alayım diyorsunuz. Veya güzel bir araba göreyim. Ya da güzel bir ev göreyim alayım diyorsunuz. Onun bir süresi var işte. Bir hafta, 10 gün, 15 gün bir bireysel emeklilikten paranın çekme süresi var. Onun fonların satışı, o paranın gelmesi o süre oluyor ya. O sürede zaten sizin fikriniz değişiyor. Ya da o yer satılır diye
düşünüp bozmuyorsunuz. Yani aslında bireysel mevkitteki bu valör sistemi, parayı hemen çekememek sistemi, insanoğlu için biraz kötü gibi gözükse de aslında insanın zaaflarını frenlediği için müthiş bir sistem. Benim hep söylediğim şey yani anlık olsa basarsınız, gece satarsınız, bir şey alırsınız. Ama böyle olunca tabii dilekçe vereceksin, başvuru yapacaksın, paran kaç gün sonra gelecek, fonun bozulacak falan filan. O sırada isteğin geçiyor zaten, aman bu arabada, bu evde, bu ihtiyaçta çok şart değilmiş deyip vazgeçiyorsunuz. Zaten işin güzelliği o. Ben her zaman onu söylüyorum işte, kasaya altın koymak da aynı mantıktır. Toprak almak da, tapu almak da aynı mantık. Bireysel emek de öyle. Bir şeyi böyle eğer gerçekten ihtiyacınız değilse zaten nefsiniz iki gün sonra ondan vazgeçiyor. Ama gerçek ihtiyaçsa, çocuğunuzda okulu varsa veya hastalık varsa o paraya ihtiyacınız var. O 15 günlük, 10 günlük süreyi beklersiniz. Parayı çekersiniz. Ama böyle durumlarda bu bireysel emeklilikte paranız kaldığı için bozmaktan vazgeçiyorsunuz ve sisteme devam ediyorsunuz. Bugün yine bir arkadaşım güzel bir şey bulmuş. Acaba bozsam mı bireysel emekliliğini dedi. Ama şimdi 10-15 gün sürecek dedi. O sırada dedi yer kaçacak dedi. Şu dedi, bu dedi falan filan. Ne oldu? Fikir değiştirdi. Çok güzel bir şekilde bireysel emekliliğe devam ediyor. Dolayısıyla bireysel emeklilikteki bütün parayı bozup diğer parayı çarçur etme riskimizi, bir de devletin getirisi var çünkü devletin getirilerinden de yok olma, kaybetme riskimizi bu sistemle ortadan kalktı. Nasıl oluyordu bu? Devlet %30 katkı payı veriyor. Siz şimdi 5. yılda çektiğinizde bu katkı payından süre dolmadığı için, bütün hepsini çektiğiniz için kaybediyordunuz. Şimdi bu sistemle geri kalan paranız devam edecek. Dolayısıyla herhangi bir kaybınız olmayacak. Dolayısıyla bence çok güzel bir şey. Yani burada getiri kısmından çok millet getiriye odaklanmış. Evet, getiriyi kaybetmeyeceğimiz için güzel. Eyvallah. Ama getiriden çok ben yine diyorum ya, kocaman bir bireysel emekliliğiniz var. Hadi abarttım. 5 milyon lira biriktirmişsiniz ya 20 yıl boyunca. Ya acil bir evinizde bir aksilik oldu. Bir haciz geldi. 200 bin liralık bir şey ya. Onun için 5 milyonluk bireysel emekliliği bozmanız gerekiyordu. Veya eşiniz mobilya istedi. Ya da ne bileyim arabayı değiştirmek istediniz. Çocuğunuz ya da bir şey istedi. 200 bin lira için, 100 bin lira için bir koskoca bireysel emekliliği bozuyordunuz. O para da sonra bir daha sisteme girmiyordu. Hem ülke için de kötü oluyordu. Para tekrar harcanıyordu falan filan. Tasarrufumuzu bozuyorduk. Dolayısıyla şimdi bunu yaparak bu tasarrufun bozma şansı ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla bu çok güzel oldu. İhtiyaç olanlar, tekrar söylüyorum kimler? Evlenenler. Ev satın alanlar. Öğrenciler. Ve afet durumunda olanlar, afetten zarar görmüş olanlar başvuru yaparak başta anlattığım şartlarla %50'ye kadar kısmını eğer 5 yıl geçmişlerse çekebiliyorlar ve geri kalan devam edebiliyorlar. Devam etmek en güzeli, uzun vadede dua edeceğinizi görürsünüz. Bu sistem gerçekten getirileri çok iyi. Hep söylüyorum size, 20 yılda dolar 14 kat kazandırmışken 97 kat kazandıran hisse senedi fonları var. Aynı şekilde katılımla ilgili fonlar var, katılım fonları var. İslami veya dini hassasiyetlerle faiz olmayan fonlar isteyenler için katılım fonları var. Katılım hisse fonları da var. Onları da araştırın, onlara da bakın. Dolayısıyla hisse senedi fonları da var. Hisse senetlerinin zaten çoğunda biliyorsunuz faizle alakası yok. Hisse senedi borsayla alakalı. Altın fonu var mesela. Altın katılım yine faiz hassasiyeti olanlar için hiçbir zararı yok. Dolayısıyla bunlar olduğu için hem ülkedeki her kesime hitap edebilecek bir sistem. Hem ülkenin en büyük sorunu tasarruf açığı. Tasarruf açığını kapatacak bir sistem. Dolayısıyla tasarruf açığını kapatacak bir sistemi kimsenin o içindeki paraları durduk yere küçük bir sıkıntı yüzünden bozmasını istemiyordum. Dolayısıyla bununla ilgili çok yazmıştım, çok konuşmuştum. En azından bu başladı. Çok güzel. Artık böyle bir ihtiyacınız varsa bütün bireysel emekliliğinizi bozmanıza gerek kalmayacak. Detaylar için danışmanınızla mutlaka görüşün. Böyle bir ihtiyacınız olursa, ama ya da gerçekten çok ihtiyacınız yoksa bozmayın. Uzun vadede çok daha büyük faydasını göreceksiniz. Sevgiler, saygılar.